Eti madeni ver ya, eti madeni ver. Bak son olarak da şu videoyu paylaşayım sizlerle. Eti maden şirketinin sahibi var, Ali Rıza Yıldırım. Ne anlatıyor biliyor musunuz bu video? Türkiye'de işçinin nasıl güvensiz olduğu, Türkiye'de patronun nasıl kuvvetli olduğu, Türkiye'de kanunların nasıl patronun yanında olduğu, Türkiye'de maalesef işçinin hayatının, çalışma hayatının patronun iki dudağı arasında olduğunu anlatan bir video. Ve bu patron diyor ki, şirket benim, istersem sizi kovarım ya diyor. Eti Maden diye bir şirket varmış, onun sahibi Ali Rıza Yıldırım. Bu da bakın örnek olması gereken bir şey. Ülkede eşitlik olsa, hani eşitlik diyordu ya AKP'li meclis üyeleri, İBB'nin şeyde. İşte eşitlik olsa bu ülkede, kanunlardan korksa bu patron bu cümleleri kuramaz. Ama adam ne kanunlardan korkuyor, ne eşitlik duygusu var adamda, ne adalet duygusu var. Kendi başına bir şey var, çalışma düzeni kurmuş. Hani işte söz vardı ya, o günün sözü bugün, ahlakın hiçbir sınırı yoktur diye. Belki çok aile, çok iyi bir aile babası olabilir. Çok iyi insan, çevresinde tanınıyor olabilir. Çok sinirlendi de ondan söyledi bu lafı denebilir. Hayır, kabul etmiyorum onu da. Demek ki iş ahlakı olarak bence zayıf. İnsanları korkutarak, çalışanlarını korkutarak, mavi yakalı veya beyaz yakalı korkutarak onlara iş yaptıran biri diye görüyorum ben. Bakın Ali Rıza Bey'in kendi ağzından cümleleri. İzleyin. Kaç kişi istiyor? 350 kişi. Burada kaç kişi var? Ya bu anda sizler de gelen de mikrofon var mı sadece? Yok burada. Bir dakika. Gerek yok, gerek yok. Tamam, al mikrofon sende kalsın. Söz hakkı var mı? Toplam kaç kişiyiz? Eti kuram ailesi ne kadar? Yüksek sesle. 1200 şeyle beraber 1463. Madenler hepsi dahil. 1463. Beyaz yaka içinde. 1463. Siz kaç kişisiniz? Şu anda iki bölgesinde çalışan birim olarak. Çoğunluk mu, azınlık mı? Azınlık. İş yapacağız. Bu kadar basit. Bunların hepsini yeniden yeni adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler. Bunlar bir örgütlenme olmuş. Örgütte başkanları belediye başkanı. Bu şirketin patronu kim arkadaşlar? Belediye başkanı da kim? Sizsiniz efendim. Peki. Belediye başkanı neden benim sağıma girip size hocalık yapıyor, imamlık yapıyor? Efendim. Bir dakika, soruma cevap istiyorum. Soruma cevap istiyorum. Sen yoktun, ben buraya devletleri sıfır aldım. Yardımda sıfır olarak herkesi kapının koyarım. Saygı duyuyorum. Kapanırım. İşsizin işi. Cevap ver bana. Ben sana söz hakkı verdim. Evet. Söz hakkı ver, bir hakkı verdim. Ben burayı sıfır yaparım. Yarın da kapıya kilitliyorum. Devlete kilitliyim burası. Para da kazanmıyordum. Para da kaybediyordum. Ben burayı aldım. Yenildim, bu hale getirdim. Benim Eti Kuram Holding'in içinde peki. Bir parça. Ahmetciğim. Eti Kuram cümlenin ana fikrini duyduk. Yönetimine kadar güzel. İşte Türkiye'de bu. Belli ki bu beyefendinin Ali Rıza ve Ali Rıza Yıldırım bir belediye başkanıyla sorunu var herhalde. Git sorunu belediye başkanıyla hallet. Ali Rıza Bey. Orada bulmuş insanları, gariban insanları. Kendine muhtaç olduğunu da biliyor. Çalışmak zorunda insanlar. Çünkü işten çıkartılsa nerede iş bulacak? Ben diyorum, bir dakika diyorum. Buranın patronu kim ya diyor. Sanki Allah kendisi. Buranın patronu kim diyor böyle. Tamam, düşmez kalkmaz bir anda Ali Rıza Bey. Allah size uzun ömür versin de. En azından cümlelerinize, size kazandıran bu insanlara öyle cümleleri öyle. Buranın patronu kim? Ağası benim, bilmem nesi benim gibilerinden. Kapının önüne koyarım ben sizi ya diyor. Kapının önüne koyarım diyor. Cevap verme bana diyor. Ya sen kimsin ki cevap vermeyecek insanlar? Yani onlar emeklerini ortaya koyuyorlar. Siz de para veriyorsunuz onlara. Emekleri karşılığında paralarını alıyorlar. Ve belli belediye başkanıyla, bir belediye başkanıyla sorunu var. Sen git sorunlu o zaman beyefendi, gidin. O belediye başkanıyla sorunu zannedin. İşte Türkiye'de kanunlardan korkmayan, çalışma hayatının kendisine işleyeceğini veya ne bileyim patron olarak kendisinin ayrıcalıklarının çok olduğunu düşünen bir zihniyet. Bu zihniyet maalesef bizi hiçbir yere götürmedi, götürmeyecek. Böyle patronlardan uzak olsun, hiç böyle patronlar da olmasın. Ha, çok sinirlenmiştir, şöyledir, böyle hiçbirini kabul etmiyor. İnsani olarak, vicdani olarak söylenebilecek sözler değil bunlar. Allah bunları da ekmeğe muhtaç etsin inşallah demiş. Nalan Hanım da size böyle bir eleştirisi var. Umarım özür diler bu şirketin patronu. Ve evet, anket gelsin Ahmet. Anketi paylaşalım. Güzel.